Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere ıspanaklı bir yaş pasta tarifi vereceğim. Bu pastayı senelerdir yapıyorum. Herkes bu pastayı yerken fıstık tozuyla yaptığımı düşünüyor. Ama biz tabii ki ıspanak kullanacağız. Hemen hemen burada 20-25 tane kadar şöyle ufak dallı ıspanak yıkadım. Saplarını da kopardım. Şimdi hemen öncelikle robottan çekerek ıspanağımı başlıyorum. Şöyle içerisine koyacağım. Şöyle yarım su bardağı su ekliyorum. Çeyrek su bardağı da sıvı yağ. Ispanaklar tam anlamıyla ezilene kadar çırpıyorum. Yeterli artık. Bardağın içerisine boşaltıyorum. Hemen hemen bir bardağa yakın çıktı. Ispanağı kenara alıyorum. Orada beklesin artık. Hemen pandispanyayı çırpmaya başlıyorum. 6 adet yumurta sarısını kabımın içerisine alıyorum. Sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısının içerisine beyaz girebilir ama beyazların içerisine sakın sarısını kaçırmayın. Ona çok dikkat edin lütfen. Şöyle bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurtaların rengi açık sarı olana kadar çırpıyorum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi rengi bayağı açıldı. Ben içerisine yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su. Yarım çay bardağı. Çok özür dilerim. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Hazırladığım ıspanağı da ekliyorum. Şöyle unu birazcık ekleyeceğim. Hepsini eklemeyeceğim. Bir bakacağım duruma göre. Hepsini düşük devirde karışana kadar sadece. Şöyle kalan unumu da ekliyorum. Yanıma şöyle yarım su bardağı daha un aldım. Onu da ekliyorum. Yani 1,5 su bardağı un eklemiş oldum. Yeterli artık. Çok uzun süreli çırpmayın. Karıştığını anladığında çırpmayı bırakın. Şimdi hemen yumurta aklarını çırpıyorum. Gene 6 adet yumurta akı kullanacağım. Yumurtalar kar beyaz haline gelene kadar önce düşük sonra yüksek devirde çırpacağım. Yeterli. Gördüğünüz gibi bayağı köpürdü. Hemen hemen bir 5 dakika sürdü. 3 aşamada yavaş yavaş yumurta aklarını söndürmeden karıştırıyorum. İçerisinde yumurta akları taneli olarak kalmasın. İyice yedirin. Ben böyle 24 santimlik bir kalıp kullanacağım. Kelepçeli kalıp. 28 santime kadar da kullanabilirsiniz. Eğer ki böyle kek kalıbınız yoksa yuvarlak derin bir borcamda da yapabilirsiniz. Hemen içerisine boşaltıyorum karışımı. En fazla 28 santimlik bir kalıpta yapın. Daha büyüğünde yapmayın. Bu sefer çok ince olur. Şöyle birkaç kere tezgahın üzerine vurun. İçerisindeki hava kabarcıkları dışarıya çıksın. Ben de hemen şöyle tahtamı alıp tezgahın üzerinde yapacağım. Şöyle fırına dayanıklı bir kabın içerisine bir miktar su koyup fırının içerisine oturtturacağım. Pandispanya daha yumuşak olması için 150 derecelik alt üst ayarda 1 saat boyunca pişireceğim. Eğer ki içini kontrol edin piştiyse ama üzeri kızarmadıysa 180'e çevirip hafif üzeri kızarana kadar da pişirmeye devam edebilirsiniz. Tenceremi ocağa alıyorum. Pastanın kremasını yapacağım. 3 su bardağı sütü tenceremin içerisine alıyorum.
Şöyle yarım su bardağından biraz daha fazla un ekliyorum. Yarım su bardağı toz şeker. Bir yemek kaşığı çok tepeleme olmadan nişasta. Karıştığında tam emin olduktan sonra ocağın altını yakacağım. Artık ocağın altını yakabilirim. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladığında şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Şimdi karıştırarak kısık ateşte 5 dakika boyunca pişireceğim. Artık katı bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Karıştırırken biraz zorlanırsınız. Benim de elim yanıyor şu anda. Yeterli. Gördüğünüz gibi olabildiğince koyu. Bu sizi hiç korkutmasın. Koyu bir kıvam alması gerekiyor. Daha sonrasında krem şanti karıştırarak açacağım. Ama çok soğuk olması gerekiyor. Artık tamamen kenarı alıp soğutacağım. Altını kapatıyorum. Pandispanya toplamda tam 1 saatte pişti. 2-3 saattir de dışarıda bekletiyordum. Tam anlamıyla soğumadan hiçbir işlem yapmayın sakın. Gördüğünüz gibi piştiğinde bayağı kabardı. Daha sonrasında böyle indi. Bu bir sorun değil. Hemen şöyle kelepçeyi açıyorum. Kağıdını alıyorum. Pandispanya gerçekten çok yumuşak oldu. Sünger diyebilirim. Bildiğiniz sünger gibi oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kapkatı bir kıvam aldı. Bu gayet normal olması gereken de bu zaten. Bunu da iyice soğuttum. Bir 2-3 saattir pasta kremamda bekliyordu. Hemen üzerine şöyle bir poşet krem şanti boşaltıyorum. Hemen mikserle tam anlamıyla karıştığından emin olana kadar iyice çırpıyorum. Şöyle sıkma torbasıyla pastamın içerisine sıkacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen kaşıkla da koyabilirsiniz. Sıkma torbasını şöyle bir kavanozun içerisine oturtturdum. İçerisine kremamı dolduruyorum. Hemen şöyle kaldırıyorum. İçerisinde birazcık daha var. O beklesin. Şöyle içerisinde hava kalmaması için elimle tam anlamıyla oturtuyorum. Pandispanya 3 kat olacak şekilde kesiyorum. Çok dikkat edin bu aşamada. Eğer 3 kat kesmek istemezseniz 2 katla da yapabilirsiniz. Hemen diğer katı da yavaşça alıyorum. Artık pastanın 3 katı da önümde. Krema torbasının ucunu şöyle birazcık kesiyorum çok olmadan. Pastamın içerisini düzgün bir şekilde sıkıyorum. Hemen diğerini bir üst katını ayıracağım. Şöyle bir spatula ile düzenleyeceğim. İlk katın kremasını sürdükten sonra bu esnada çok yavaş yapın. Çünkü çok yumuşak olduğu için pandispanya dağılacaktır. Hemen tekrar krema sıkıyorum. İkinci katı da kapladım. Hemen en üstünü koyuyorum. Bu kadar kremam kaldı. Artık bunu da üzerine sıkıp kaplayacağım. Pastayı tamamen kapladım. Şu yeşilliklerin kapanmasını istemediğim için çok fazla kremaya bulamadım. Şimdi ben dolaba kaldıracağım. Dolabın normal gözüne yalnız buzlu kısmına değil. Bir 5-6 saat boyunca dinlendireceğim. Ondan sonra süsleyeceğim.
Dolaptan çıkardım pastayı. Şöyle bir paket krem şantiyi çırptım. Sıkma torbasının içerisine koydum. Şöyle üzerine sıkıyorum. Kenarlarına. Siz de nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Sıkma torbanız yoksa buzdolabı poşetine de koyarak yapabilirsiniz. Sıktıktan sonra şöyle çay kaşığın ucuyla arkasıyla şöyle ittiriyorum ön kısma doğru yarısını. Süsleme aşaması tamamen isteğinize göre yapabilirsiniz. Tekrardan krem şanti sıkıyorum. Pastanın üzeri tamamlanana kadar aynı işlemi yapacağım. Üzerine şöyle birazcık toz fıstık dökeceğim. Evde ne varsa onunla yapabilirsiniz siz de. Birazcık da ceviz tozu serpeceğim. Daha doğrusu cevizi kendim evde kırdım. Şöyle bir peçeteyle pastanın kenarlarını alıyorum. Şimdi bir saatliğine dolaba kaldıracağım. Krem şanti birazcık donması için bekledikten sonra servis tabağına alacağım. Sizler de son halini göreceksiniz. Pastayı ortalama bir saat kadar dinlendirdim. Krem şantiyi döktükten sonra şimdi artık dilimleyeceğim. Sizlere de son halini göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.